Evet sevgili gençler, Dikkoni 2. dersimize hoş geldiniz. Bugün birlikte Dikkoni'nin açık ve kapalı hallerini konuşacağız. Zamanla hacim hesaplamalarında uzmanlaşmaya başlayacaksınız arkadaşlar. Adım adım bakış açınız genişleyecek ve yorum kabiliyetiniz zenginleşecek. Ve en önemlisi bu konuda artık ben yapabilirim diyeceksiniz arkadaşlar. Bunu birlikte başaracağız. Evet, hazır mısınız? Kalem ve defteriniz yanınızda ise haydi başlayalım. Evet sevgili gençler, ilk örneğimize şöyle bir bakalım, bize neler vermiş. Bakıyoruz ne diyor bize. Şekildeki gibi demiş, koni biçiminde bir kapak ile demiş. Koni biçimindeki bir gövdeden oluşan kapaklı bir cisim yapılacaktır demiş. Evet, baktığımız zaman şuranın gövde olduğunu, şuranın da kapak olduğunu söylüyor. Böyle bir cisim yapacaklarmış. Evet, kapak koninin demiş, yanal ayrıtı 3 demiş. Evet bakın şu yanal ayrıtımızın 3 olduğunu söylüyor. Yanal alanı da, evet kapaktan bahsediyor yine. 24 santimetre kare ise demiş, evet, yukarıdakinin yanal yüzey alanı 24 santimetre kare ise gövde koninin yanal ayrıtı 12 olduğunu da size veriyorsam diyor. Evet şurayı da 12 diye vermiş. Bunun yardımıyla yanal alanı kaç santimetre karedir demiş. Evet arkadaşlar şimdi biz ilk önce yukarıdaki veriler daha fazla. Yukarıdaki kapaktan faydalanacağız. Oradan şu yarıçapa geçmeye çalışacağız. Hatırlayın bakın şuradaki yanal alan dediğimiz ifadenin formülü neydi? Evet hatırlarsanız pi r a ifadesiydi. Bunun sonucunu bize şu an kapak için vermiş. Kapak için düşündüğümüzde 24'e eşitmiş. O zaman bizim r dediğimiz ifadeye bakarsanız bilinmiyor şu anda. Yine pi yazacağım, r yazacağım ama a dediğimiz ifade ana doğrumuz 3'müş. Evet buradan 24 dersek ifademizde 3'e böldüğümüz zaman o zaman pi r ifadesini 8 diye buluruz arkadaşlar. Evet bu ara geçiş elemanı olacak bizim için. Hedefimiz de bizim alttaki gövdemizin yanal alanını bulmak. Yine aslında formülümüz aynı. Gövdenin yanal alanını bulacaksak bu formülü kullanacağız. Bu formülümüzde sadece yarıçapa bakacağız. Yarıçapımız nedir diye söyleyeceğiz. Evet yarıçapımız bakın her ikisi için de aynıdır. Ortak yarıçap vardır. Yine R'yi kullanacağız. A dediğimiz ifade değişiyor. Bakın gövdenin ana doğrusu 12 gözüküyor. O zaman buraya 12 yazıyoruz. Evet bu görüntüyü bizden istemiş. O zaman şuraya bakarsanız bu ifade zaten şurada 8 diye belliydi. Demek ki biz 8 ile 12'yi çarparsak 96 diye cevabımızı bulabiliriz. Baktık cevabımız A şıkkıymış arkadaşlar. Evet sevgili gençler ikinci örneğimizdeyiz. Şöyle bir bakalım bize neler vermiş. Diyor ki şekil 1'deki dikdörtgenler prizmasındaki sıvı demiş. İkinci şekildeki koniyi tam doldurmaktadır demiş. Evet buradaki sıvımızı buraya aktardığımız zaman burası tam doluyormuş. Sonuçta buraya baktığımız zaman arkadaşlar iki sıvı da aynı sıvı olduğu için hacimleri birbirine eşitleyeceğiz. Çözüme bu şekilde ulaşmaya çalışacağız. Bakalım bize başka neler vermiş. Evet AB ifadesinin 4 santimetre demiş. Evet bakın görüyoruz. BC'ye 10 santimetre demiş. Onu da yazmış. PA ifadesine de X demiş. Evet onu da görüyoruz. Şekle koymuş. Sonra baktığımız zaman TM ifadesi 20 demiş. Evet konide bakın ana doğruyu 20 vermiş. Aynı şekilde diyor ki bize OT ifadesini de H demiş. Bakın. Bizim yüksekliğimiz de h'mış. Diyor ki OMT dediğimiz açı 60 derece ise, şuradaki açımız 60 derece ise, bunlar yardımıyla x bölü h oranı kaçtır diye bize sormuş. Evet arkadaşlar, o zaman bir sırayla düşüncemizi gerçekleştirmeye çalışalım. Baktığımız zaman ne demiştik biz? Buradaki hacmimizle buradaki hacim eşitti. O zaman bir numara olarak biz V1 diyelim. V1 hacminde biz dikdörtgenler prizmasındaki sıvının hacmini bulalım. Hatırlarsanız dikdörtgenler prizmasında hacim bulunurken ABC çarpımı yapılırdı. En boy yüksekliği çarpardık. Bunu düşündüğümüz zaman en boy yükseklik dediğimiz bakın bunlardır. 10, 4 ve bu da yükseklik bakın. Bunları çarpacakmışız. O zaman çarpıyorum. X çarpı 4 çarpı 10. Bunu yaptığımız zaman oradaki sıvının hacmi 40x'miş. Aynı sıvımızın hacmini bu sefer biz nereden hesaplayacağız? Koniden de hesaplayacağız arkadaşlar. Önce orada şurada baktığımız zaman h ve yarıçapa ulaşmaya çalışalım. Bakın burada 90 derecemiz var, 60 derecemiz var. O zaman şurayı bulursanız 30 derecedir. İç açılar toplamını yapın. E burada ne konuşabiliriz baktığınız zaman? 90 derecenin karşısında 20 görüyorsunuz. 30'da ne olurdu? Yarısı olurdu. O yüzden 10 olacaktır. 60 derece de o zaman neydi hatırlayın? 10 dediğimiz ifadenin 30'un karşısındakinin kök 3 katıydı. Dolayısıyla burası da 10 köküçtür. Zaten aradıklarınızdan bakın bir tanesini bulmuş oluyorsunuz. Şuradaki ifademiz 10 kök 3'müş. Bizim birazcık daha çabalayıp x'e de ulaşmamız gerekiyor. Bunun için de öncelikle bizim buradaki koninin hacmini yazmamız gerekir.
Evet, ona da V2 diyelim. Konin'in hacim formülü neydi? Hatırlamaya çalışın. Neydi? Pi r kare h bölü 3'tü. Bunu uygulayalım. O zaman sıvının hacmini tekrardan hesaplamış olalım. Bakın pi'yi yazıyorum. R dediğimiz ifade bakın burada 10'dur. 10'un karesini alırsanız 100 olur. Çarpı h dediğimiz ifade 10 kök 3'tür. Evet, onu yazdık. Bölü 3. Tamam, ifademiz ne geldi? Çarpabilirsiniz. 1000 kök 3 pi bölü 3 gelecektir. Evet, bu ifademizi düşünürsek diğer hacmimize eşit. Çünkü buradaki sıvıyı buraya boşaltıyoruz. V1, V2'ye eşit. O zaman bunu yaparak işlemimize devam edelim. V1'i V2'ye eşitlersek arkadaşlar 40x eşittir diyoruz. 1000 kök 3 pi bölü 3. Buradan hedefimiz bizim x'i bulmak. Hemen sadeleştirmelerimizi yapalım. Önce bakın buradaki sıfırı gönderebilirsiniz. Bir tanesini gönderdik. Sonra her iki tarafı 4'e böldüğünüz zaman şu 4 dediğimiz ifade paydaya yansıyacaktır. Yani ifademiz 100 kök 3 pi bölü 12 olacaktır. Evet. Bir aşamayı daha adilettik arkadaşlar. Bakın x'i de buldunuz. O zaman ne yapacağız? Bölmemizi yapacağız. Bizden istenen bölmeyi yapmaya çalışalım. Hedefimiz ne bizim? X bölü h. E bölme nasıl yapılırdı hatırlarsanız. Pay kısmı aynen yazılırdı. Evet bakın payı aynen yazacağım. 100 kök 3 pi bölü 12. Paydayı ters çevirip çarpardık. Payda dediğimiz ifade bakın 10 kök 3. 10 kök 3 bölü 1 gibi düşünülebilir. Bu paydamızı ters çevirip çarpacakmışız. Bakın ters çevirdim ve çarptım. O zaman buradaki sadeleşmemizi yaptığımız zaman da aradığımız x bölü h'a ulaşırız. E kim gidiyor bakın? Buradaki kök 3'ler gider. Sonra şu 10 dediğimiz ifadeye 10'a bölsek kaybolacaktır. Şurayı da 10'a bölsek 10 olacaktır. En son ne kaldı yazalım arkadaşlar? 10 bölü 12. Yanında da pi var. 10 bölü 12 dediğimiz ifadeyi de 2'ye böldüğümüz zaman x bölü h ifadesi 5 pi bölü 6 olacaktır arkadaşlar. Cevabımız 5 şıkkıymış. Evet, üçüncü örneğimizdeyiz. Şöyle bir bakalım bize neler vermiş. Diyor ki şekildeki dik koni demiş. Tabana paralel bir düzlemde kesiliyor. Evet arkadaşlar, şuradan kesiliyormuş. Şu kısmı atılıyor. Meydana gelen kesik koninin yüksekliği demiş. Başlangıçtaki dik koninin yüksekliğinin 2 bölü 3 katı olduğuna göre başlangıçtaki dik koninin hacmi kesik koninin hacminin kaç katıdır demiş. Evet arkadaşlar, şimdi şunu vurgulayalım. Şu parçayı kesip atıyoruz. Şu aşağıda kalan kısma biz kesik koni diyoruz. Onun yüksekliğiyle bağlantılı ilgili konuşmuş bize. Bakın 2 bölü 3 ifadesi var elimizde. 2 bölü 3 ifadesinde 2 bir tanesini anlatır, 3 bir tanesini anlatır. 2 dediğimiz ifade ilk konuşulanı anlatır. Bakın şuradan itibaren söylüyor. Meydana gelen kesik koninin yüksekliği. Bu birinci ifade bize 2'yi anlatır arkadaşlar. Yani şuradan biz hatta genel bir tane çizelim. Sonradan her ikisini de sırayla vurgulayalım. Bakın şöyle bir yükseklik çizelim. Bu bizim büyük olanın yüksekliği olsun. Oradan baktığımız zaman hemen bir kısmını kırmızıya çevireyim ben. Bakın şuradan itibaren düşünelim. Şu parça kırmızı olan ilk konuşulan. Yani ilk konuşulan kaç diye söylenmiş bize. Bakın kendisi söylüyor. Kendisi 2 diye söylemiş. O zaman burasına biz 2h dediğimiz zaman. İkinci cümle bakın virgülden sonra başlıyor. Diyor ki başlangıçtaki dik koninin yüksekliği demiş. O da alttakini anlatır bize arkadaşlar. Birinci cümle burayı anlatır. İkinci cümle paydayı anlatır. O da büyük olan koniyi, ilk koniyi bahsettiği için tamamının 3 haş olduğunu düşüneceğiz. Tamam 3 haşsa da şuraya haş kalacaktır. Bunlar yardımıyla bize ne yapacağız? Şimdi hacimleri oranlayacağız. Ne diyor bize? Başlangıçtaki dik koninin hacmini, evet ilk söylenen bu. Bu sefer hacimleri oranlarken ilk önce yukarıya büyük olanı yazacağız. Sonra da aşağıya kesik koninin hacmini yazacağız. Böyle bir bölme istiyor arkadaşlar bizden. Ama ilk önce biz buradaki elimizdeki bilgilere baktığımız zaman yükseklikler var. Bu yükseklikleri düşündüğümüz zaman benzer şekiller görmeliyiz. Yani birbirine benzeyen şekiller var mı acaba? Burada bakın arkadaşlar bir şu kestiğimiz kısım, attığımız kısmı düşünürsek konidir. Bir de büyük olanı düşündüğümüzde konidir. Burada kesik koniden bahsediyor, doğrudur. Ama ilk önce bizim şu kesip attığımız kısımdaki koni ile büyük koniyi kıyaslamamız lazım. Orada benzerlikten faydalanacağız. Ve kenar oranları dediğimiz yükseklikleri oranlayacağız. Kesip attığımız koninin yüksekliği h'tır arkadaşlar. Başlangıçtaki büyük olan konimizin hacmini de bulmak için onun yüksekliğini yazıyoruz. 3h. O zaman ne yapacağız? Burada oranladığımız zaman 1 bölü 3'ü bulacağız. 1 bölü 3 dediğimiz kenar oranıdır, yükseklik oranıdır. Biz hacime geçmek istiyorsak küpünü almalıyız arkadaşlar. Hacime geçtiğimiz zaman bunların küpü 1 bölü 27 yapar. E şimdi bunlar bize ne anlatıyor onu söylemeye çalışalım. Şu bize kesip attığımızın hacmini anlatıyor arkadaşlar. Buna V dersek
O başlangıçtaki konimizin, büyük olan koninin hacmi de 27 V'ymiş. Evet, o zaman yazıyorum, bakın şuradaki attığımız parça V ise tamamı 27'ymiş. O zaman tamamı 27 ise 27'den şu V'yi çıkarsak kesik koni dediğimizde 26 V'dir arkadaşlar. Artık cevaba geçebiliriz. Bize sorduğu oranı söylemek istiyorsak ne diyordu bize, bakın buradakini yazalım. İlk cümlemiz başlangıçtaki dik koninin hacmi. Başlangıçtaki 27 V'ydi. Onu yukarı yazmamızı istemiş arkadaşlar. Yazdık. Virgülden sonra bakın ikinci parçada neyi söylüyor? Kesik koninin hacmi demiş. Evet, o da bakın şurasıydı, alt taraftı. 26 ve onu da paydaya yazmamızı istemiş. Böyle yazdığımız zaman şu V'leri götürdüğümüzde cevabımız 27 bölü 26 olacaktır. Yani bakıyoruz B şıkkıymış. Evet arkadaşlar, geldik dördüncü örneğimize. Şöyle bir bakalım bize neler vermiş. Diyor ki yandaki şekil demiş ana doğrusunun uzunluğu A santimetre olan bir dik koninin açılımıdır demiş. Evet, açık haline vermiş. Şurası ana doğru demiş. Bakın açısı 216 dereceymiş. Evet, bunlar yardımıyla ne der söylemiş bize? Dik koninin hacmi demiş 96 pi santimetre küp demiş. Evet. Ve AOB açısı 216 derece demiş. Onu da görüyoruz. Olduğuna göre demiş. OA ile OB eşittir A. Kaç santimetredir demiş. Yani bize ana doğrusunu sormuş. Açık haline verdiyse arkadaşlar biz kapalı haliyle bağlantı kuracağız. Çünkü bakın burada hacmini de vermiş. Hacmine geçebilmek için yarıçap ve yükseklikten bahsetmemiz gerekiyor. Hatırlayın, bu geçişi nasıl yapıyorduk? Açık halinden kapalı haline geçerken kullandığımız formül neydi? Şöyle bir bakın, hatırlamaya çalışın. Evet arkadaşlar, neydi? Yazıyorum bakın ben. R bölü A ifadesi eşittir alfa bölü 360'tı. Evet, buradan bir bağlantı kuracağız. Ve alfa dediğimiz ifadeyi de bize burada bakın 216 vermiş. R ve A şu an elimizde yok. Onlara birazdan yavaş yavaş geçeceğiz. O yüzden R bölü A yazıyorum. Karşısına da alfayı yazıyoruz. Bakın 216 demiş. Yazdım. Bölü 360. Burayı birazcık sadeleştirelim. Yani ifademizin başlangıcı buradan olacak. 216 kaça bölelim? 72'ye bölelim. 72'ye bölsek 3 olacaktır. 360 72'ye bölsek 5 olacaktır. Her ikisini de böldüğümüz zaman 3 bölü 5 oranını bulduk. Buradaki ifadelerin kaç olduklarını bilmiyoruz. O yüzden bir tanesine ben R dediğimiz ifade yukarıda bakın ona 3K diyeceğim. Evet, şuraya 3K diyorum bakın. A dediğimiz ifadeyi de 5K diyoruz. Eğer K'yı bulursak cevaba gidebileceğiz. Şu anki hedefimiz nedir arkadaşlar? Bizim elimizde hacim olduğu için birlikte yüksekliği düşünerek ilerlemeye çalışacağız. Hemen şuradan bakın bir tane yükseklik istedim. Bakın buradaki yüksekliğimizi düşünürsek zaten üçgen tanıdık üçgendir. Bakın 3K görüyorsunuz, 5K görüyorsunuz. O zaman yüksekliğimize ne diyeceğiz? 4K diyeceğiz. Evet. Buradaki yarıçap ve yüksekliği düşünerek bizim şuradaki 96'dan faydalanmamız gerekiyor arkadaşlar. Hemen o zaman hacmi hatırlayalım. Hacim formülümüz neydi? Hacim V ile gösterilirdi. Koni olduğu için de formülümüz pi r kare h bölü 3'tü. Evet, buradaki bilgileri yerine koymak istediğimiz zaman cevap ne geliyormuş en son? Bakın 96 pi geliyormuş bunu yaptığımız zaman. O zaman yerine yazmaya çalışalım. Ne yazacağız? Pi yazacağız. R nedir? Bakın R dediğimiz 3K'ydı. 3K'nın karesini alırsak 9K'nın karesi olur. Çarpı. Bizim h dediğimiz ifadeye bakarsanız 4K'ydı. Onu da yazdım. Bölü dedim 3. Evet, bu işlemi yaptığım zaman 96 pi'miş. Burayı birazcık kurcaladığımız zaman biz k'yı bulabileceğiz arkadaşlar. Hemen sadeleştirmemizi yapmaya çalışalım. Şuradan bakın pi'leri sadeleştirebilirsiniz. Sonra şuradaki 9 ve 3'ü sadeleştirebiliriz. 3'e böldüğümüzde 1 olur. 3'e böldüğümüz zaman 3 olacaktır. Sonra burayı çarptığınız zaman 12 k'nın küpü, bakın k'nın karesiyle k'yı da çarpıyorsunuz çünkü. 12 k'nın küpü olacaktır. Eşittir 96. Burada her iki tarafı 12'ye bölerseniz K'nın küpü dediğimiz ifadeyi 8 bulursunuz arkadaşlar. 96'yı 12'ye bölün. Sonra burada küp kökünü aldığımız zaman K dediğimiz ifadeyi 2 diye söyleyebiliriz. K'yı 2 diye söylediysek bizim hedefimiz neydi? A dediğimiz ana doğruyu bulmaktı. Bakın ana doğru dediğimiz 5K'ymış. O zaman şurada yerine 2 koyarsanız 5 kere 2 10 diye cevaba ulaşabiliriz. Cevabımız Denizli'ymiş arkadaşlar. Evet arkadaşlar, geldik 5. örneğimize. Şöyle bir bakalım bize neler vermiş. T demiş, dik koninin tepesi demiş. Evet arkadaşlar, burası AO ile OB 1 kilometredir demiş. Buraların 1 kilometre olduğunu söylemiş bize. Yukarıdaki şekilde demiş, dik koni biçiminde idealleştirilmiş bir dağı demiş. A ve B noktaları ile demiş ise demiş bu dağın eteğindeki iki köyü temsil etmektedir demiş. Evet arkadaşlar, bu bir dağmış. Dağın da eteğinde olan iki tane köyden, A ve B noktalarındaki iki köyden bahsediyor. Diyor ki bu iki köyü birleştiren demiş dağ yüzeyi üzerinde
En kısa yol kaç kilometredir demiş arkadaşlar. Evet, dağın yüzeyinden yani koninin yüzeyinden hareket ederek A köyünden B köyüne doğru düşünmemiz gerekiyorsa arkadaşlar açık halini düşünmeliyiz. Evet, bu dağın içinden gitmeyeceğimiz için, yüzeyinden ilerleyeceğimiz için açık haline doğru geçiş yapacağız. O zaman buradaki harfleri hatırlayalım. Burası T ise arkadaşlar şurası yine T olacaktır. Biz mesela şu dağımızı düşündüğümüz zaman şöyle AT boyunca kestiğimizi düşünürsek şurası A olursa burası da A olacaktır. Evet, burada kritik olan noktalarımızın yerini doğru söylemek arkadaşlar. Buraya A yazın, diğer tarafa B yazarsak yanlış yapabiliriz. Bizim baktığımız zaman aşağıdaki çevreye baktığımız zaman şöyle bakın takip edin. Bu tam çevrenin tam yarısında B duruyor. O yüzden buradaki parçayı düşünsek tam ortası B'ye denk gelecektir. Elimizdeki ifadeyi düşündüğümüz zaman arkadaşlar biz kapalı halinden açık hale geçerken ne yapıyorduk? Hangi formülü kullanıyorduk? Şöyle bir hatırlayın. Neydi o? R bölü A ifadesi alfa bölü 360'tı. Bundan faydalanmalıyız. Evet. R dediğimiz ifademiz bakın burada 1. A dediğimizde 3 gözükmekte. Yani 1 bölü 3 olduğunu görüyoruz. Bu ifademiz alfa bölü 360 ise buradan içler dışlar çarpımı yaptığımız zaman 3 alfanın 360 olduğunu, 3'e böldüğümüz zaman da alfanın 120 derece olduğunu söyleyebiliriz. Bu neresi? Onu biz açık olan şeklimizde gösterelim bakın. Şu parçayı kastediyoruz. 120 derece burasıymış. Bizim açık halimizi düşünürsek o zaman hedefimiz neydi? Ona yoğunlaştığımız zaman. Ne diyordu bize? A ve B noktalarındaki köylerin arasındaki mesafeyi konuşuyorduk. Bakın o zaman şu mesafeyi istiyor bizden. Evet. Bu mesafe en kısa yolumuzdur. Genelde birazcık daha şekli açmadan düşünürsek şuradan dolanıyorlar arkadaşlar. Buradan dolanırsak biraz yanlış bir ifade bulmuş oluruz. O zaman orası şu mavi çizgiye denk gelir, daha uzundur. En kısa yolu bulmak istiyorsak açık halini düşünüyoruz. O da bu siyah çizgiymiş arkadaşlar. Evet, şimdi o zaman biz ne yapacağız? Şöyle düşündüğümüz zaman beraber yoğunlaşırsak arkadaşlar. Burası bizim B dediğimiz tam orta nokta olduğu için kendisi şu bizim yaylarımızın uzunlukları eşittir. Ölçüleri de eşittir. O yüzden yukarıdan aşağıya bir çizgi çizeceğiz şimdi. Onun yardımıyla da o 120'yi şöyle bakın. Şuraya birleştirdiğimiz zaman tam ikiye bölmüş olacağız. İkiye bölmemizin sebebi 120'yi buradakilerin tam ortasındaki B noktasından kaynaklanıyor. O zaman 120'yi ikiye bölelim. Kaç olur? 60 olur arkadaşlar. Şuranın 60 olduğunu düşüneceğiz. Bizim hedefimiz şu siyah olan çizgi. AB çizgisi. Onu bulmak istiyoruz. Elimizde ne var? Onu düşünmeye çalışalım. Elimizde de bakın şuradaki ana doğrumuz var. TB ile TA eşittir. İkisi de 3'tür. Bakın burası da 3'tür. Burası da 3'tür. Ve burada baktığımız zaman 60 derece var. İkizkenar gibi gözüküyor. İkizkenar üçgen olduğunu düşünürsek şu açıların da eşit olduğunu konuşabiliriz. Bu açılarımız da birbirine eşittir. Çünkü bakın bunlar 3'ün karşısında, 3'ün karşısında. Bu eşit açıları bulurken de şunu yapıyorduk. İç açılar toplamı 180'di. 180'den 60 çıkartabilirsiniz. O zaman 120 kalır. 120'yi de 2'ye paylaştırdığınızda bunların da 60 olduğunu görüyoruz. Demek ki bizim ikizkenar zannettiğimiz aslında bakın 60'lardan dolayı eşkenar üçgenmiş. Bu üçgenimizin eşkenar üçgen olduğuna ulaştıysak o zaman burası 3 ise burası 3 ise biz de aradığımız yere 3 diyebiliriz. AB diye aradığımız iki köy arasındaki mesafe en az 3 kilometreymiş arkadaşlar. Cevabımız E şıkkıymış. Evet sevgili gençler geldik son örneğimize. Şöyle bir bakalım bize neler vermiş. Diyor ki TAB dik koninin içinden demiş. TCD dik konisi çıkartılıyor demiş. Evet. Büyük olan konimizin içerisinden şu içerideki küçük koniyi çıkartıyormuş arkadaşlar. Evet bize başka neler vermiş? Diyor ki OT 12 cm. Onu bakın şekle yazmış. CT 13 cm. Onu da görüyoruz. AT 15 cm. Evet bunu da yazmış. Bize diyor ki verilenlere göre demiş. Oluşan cismin hacmi kaç santimetre küptür demiş. Evet yani içeriden şunu çıkarttığımız zaman geriye kalan şeklimizin hacmini bize sormuş arkadaşlar. O zaman hacim üzerinden gideceksek bir parça çıkartıyorsak şunu düşünmeliyiz. İlk hacimden o çıkartılan kısmı biz de çıkartmalıyız arkadaşlar. Son hacmi bulmak istiyorsak, oluşan cismin hacmini bulmak istiyorsak V başlangıç, E ve çıkan diyeceğiz. Evet başlangıçtakini düşünmeye çalışalım öncelikle biz. Burada baktığımız zaman büyük olan şeklimizi düşünürsek bakın şurası 90 derece. Burada bizim yüksekliğimiz aslında var. Ama yarı çapa ulaşmamız lazım. Yani A'dan O'ya kadar olan mesafe nedir? Bunu bir düşünmeye çalışalım. Bakın şurada 15 görüyorsunuz. Burada 12 görüyorsunuz. 3, 4, 5'in katlarını düşünün arkadaşlar. 5'in 3 katı, 4'ün 3 katı,
O zaman burası da 3'ün 3 katıdır. 9'dur. Evet. O zaman büyük olanın hacmine biz şu anda ulaşabiliriz. Evet, büyük olanın hacmini düşünürsek V dediğimiz ifade sonuçta konik olduğu için hacim formülümüz pi r kare h bölü 3'tür arkadaşlar. Bunu uygulamaya çalıştığımız zaman pi'yi yazıyorum. R dediğimiz ifadeyi bakın şimdi 9 bulduk. 9, 12, 15 üçgeni vardı orada. 3, 4, 5'in katlarıydı. 9'un karesini al demiş 81 çarpı h dediğimiz ifade bakın 12'dir. Evet 12'yi de yazdım. Bölü 3 olacaktır. Hemen bunu bir sadeleştirelim biz. Bakın şöyle 3'e bölsek 1 olur. 3'e bölsek 4 olur. Burada da 81 çarpı 4 yaparsanız 324 pi diye bulursunuz. Biz şu anda başlangıçtaki büyük olanın hacmini bulmuş olduk. İkinci adımda ne yapacağız? Orada çıkarttığımız kısmın hacmini düşüneceğiz. Ona bir yoğunlaşalım. Bakın şurada yine bir üçgenimiz var. Bakın şöyle kırmızıyla göstereyim. Şu yarı çapa ulaşmamız lazım. 12 görüyorsunuz, 13 görüyorsunuz. E bu üçgen neydi hatırlayın? 5, 12, 13'tü arkadaşlar. Bakın buraya 5 yazabiliriz. O zaman bizim yarı çapımız da var, yüksekliğimiz de var. O çıkarttığımız kısmı düşündüğümüz zaman o da bir konik olduğu için formülümüz pi r kare h bölü 3'tür. Koniğin hacmini hesaplayacağız yine. Burada baktığımız zaman pi'yi yazıyorum. R dediğim ifade bu sefer bakın 5'tir. 5'in karesini aldık. 25 olacaktır. Çarpı h. H'ımız bakın yine 12'dir. Evet o zaman 12'yi yazıyorum. Bölü 3. Buradan sadeleştirme yaptığımız zaman 3'e bölersem 1 olur. 3'e böldüğümde 4 olacaktır. O zaman 25 çarpı 4 derseniz 100 pi bulursunuz. Evet biz orada oluşan cisim diye söylediği geriye kalan cisimdi arkadaşlar. Geriye kalan cismi bulmak için de başlangıçtaki koniden çıkarttığımız o koniyi düşünmeliyiz. Bunların farkını almalıyız arkadaşlar. Evet V oluşan diyelim. V oluşan diyelim. Son kalan cismi konuşalım. Ne yapacakmışız? 324 pi'den o çıkarttığımız 100 pi'yi biz de çıkartmalıymışız. Hacimde çünkü çıkartma yapılarak son halini buluruz arkadaşlar. O zaman çıkartma yaparsanız cevabımız 224 pi olacaktır. Bakıyoruz cevap C şıkkıymış arkadaşlar. Evet arkadaşlar dik koni ve özelliklerini çalışıp bitirmiş olduk. Artık bakış açınız genişledi. Tek başınıza soru çözecek düzeye geldiniz. Kendi hedeflerinizi düşünerek bu konudan bol soru çözmelisiniz. Başaracağınıza inanıyorum arkadaşlar. Ayrıca videolarımızı beğenip kanalımıza abone olarak bu eğitim çemberinin genişlemesine destek olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. İyi çalışmalar.